Abi şu kadar dur. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hastanesini, daha doğrusu eğitim araştırmayı ziyaret ettik. Tabii buranın en büyük şansı sanırım hastanenin halen ayakta ve çalışır olması. Çünkü daha önce gittiğimiz özellikle Hatay'ın ilçelerinde hastaneler de yıkılmış ve zarar görmüş olduğu için dört yol haricinde çok ciddi bir sorun var. Ama burada en azından eğitim araştırma hastanesi kısmi de olsa faaliyete devam ediyor. Başlangıçta tabii kadın doğum hastanesi zarar gördüğü için gebelere ilişkin hani tıbbi destek sorunu yaşanmış olsa da şimdi sanıyorum onu da eğitim araştırma hastanesine alıp bir birim açarak o sorunu da çözmeye çalışıyorlar. Ama tabii birinci basamakla ilgili ciddi sorun var. Her 10 ASM'den biri ancak çalışır durumda idi depremin başında. Dolayısıyla birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetleri sıkıntılıydı. Şimdi sanıyorum biraz daha artmış ama hala sıkıntı var. Yani 213 ASM'den il ve tüm ilçeler, köyler dahil ancak 20'si çalışıyordu. Şimdi 37'ye çıkarmışlar. Tabii böyle olunca hani birinci basamak yok, işte özellikle gebe takipleriyle ilgili sorun olması, aşılamanın sorun haline gelmesi ne iyi ki bizim özellikle de bu bölgeye yakın olan tabip odalarını sorumluluk alıp burada sağlık hizmeti sunabilecek bir takım birimler oluşturmasına olanak sağladı. Koruyucu sağlık hizmetlerinin planlanmasında çabaları oldu. Diyarbakır tabip odamızın, Batman tabip odamızın, Şanlıurfa tabip odamızın. Onlar dönüşümlü olarak buraya destek verip burada çalışmaları yürütüyorlar. Tabii bunun yanı sıra Adıyaman tabip odamızın gerçekten emek veren arkadaşlarımız çok büyük özveriyle çalıştılar. Kendileri depremzede olmasına rağmen burada hiç nefes almadan, bir yandan kendi yaralarını bile sarmaya vakit bulamadan buradaki sağlık hizmetlerinin aksamadan yürümesi için emek verdiler. Şöyle bölgenin genelinde aslında deprem bölgesinin genelinde depremzede olan sağlık emekçilerinin hekimlerin çalıştırılmaması gerektiğini en başından biz Sağlık Bakanlığı'na bildirdik, uyarılarda bulunduk. Ancak gerçekten çok geç yanıt verebildiler. Biz de tabii onlara uyarılarımızı sonrasında ama yanıt bulabildiğini görünce biraz sevindik doğrusu. Öncelikle il koordinatörleri atamış Sağlık Bakanlığı ve dolayısıyla yöneticilerin de depremzede olduğu gözetilerek hani dışarıdan gelenlerle yönetim hizmetlerini sağlamak planlanmış. Bu olumlu bir adım. Bunun ardından tabii özellikle biz de gönüllü listeleri gönderdik. Sen bize başvurmayıp yani tabip odalarına başvurmayıp ya da Türk Tabipleri Birliği'ne doğrudan gönüllü olan meslektaşlarımız da olmuş. Ayrıca Adıyaman'ın kendine özgü bir başka sorunu var. Burada idareyi elinde bulunduran valiler de atanmış diğer illerden. Burada üst düzey kamu yönetimi hekimleri, sağlık çalışanlarını çalışmaya zorluyor. Depremzede hekimleri ve sağlık çalışanlarını. Biz defalarca uyarıda bulunduk. Adıyaman Tabip Odası Başkanımız özellikle sürekli iletişimde. Umuyorum ki çözülecek. Evet, devam ediyor. Hatta nöbet saatleri inanılmaz boyutta. Yani 160 saat nöbet gibi böyle inanılmaz bir nöbet sistemine zorlama var. İnsanlar daha kendi evleri yok, barınacak alanları yok. Evleri yıkılmış durumda, yakınlarını kaybetmiş durumdalar. Bunları düzene sokma olanakları yok. Hani yitirmedikleri yakınlarıyla onları güvenli bir yerde konaklatma olanakları yok. Onun için Adıyaman Tabip Odası'nın gerçekten bu konuda çabası çok büyük. Onların konaklaması, gönüllü gelen hekimlerin konaklaması, sağlık çalışanlarının konaklaması için çaba sarf ediyorlar. Tabii Adıyaman gene büyük yıkım olan yerlerden biri. Tabii her yerde şimdiye kadar gezdiğimiz bütün birimlerde hem koruyucu sağlık hizmetleri açısından hem sağlık otoritesinin nerelerde eksik bıraktığı uyarıları
yönlendirebilme olanakları açısından yaptığımız gözlemlerde tabii en büyük yıkımın aslında Hatay ili ve ilçelerinde olduğunu gördük. Hayır, tabii ki hiç hazırlıklı değillerdi. Bir kere günlerce zaten arama kurtarma olmadı. Aslında teorik olarak UMKE diye bir birim var biliyorsunuz. Medikal arama kurtarma ekibi. Ama medikal arama kurtarma ekibi ortada yoktu. Yani neden yoktu? Arama kurtarma için zaten insanlar kendi emekleriyle, kendi yakınlarını dişleriyle, tırnaklarıyla kazıp çıkarmaya çalıştılar. Ama bir sağlık görevlisi olmadığı için çıktığında bile, sağ olarak çıktığında bile ona ne tür bir sağlık sorunu olduğu, nasıl bir sağlık hizmeti gereksiniminde bulunduğunu tespit edebilme olanağı yoktu sağlık çalışanları olmadığı için. En büyük yakınmalardan biri oydu mesela bizim alanda gezdiğimiz yerlerde dile getirilen. Arama kurtarma zaten çok geç başladı. 2-3 gün boyunca hiç arama kurtarma olmadığını belirtti insanlar. Sonrasında da birinci basamak çökmüştü. Neredeyse tamamı sizler de biliyorsunuz birinci basamak sağlık hizmeti yani aile hekimliği sistemi özelleştirilmiş bir sağlık hizmeti. Ve kendilerine kendi olanaklarıyla yarattığı yerlerde sağlık hizmetini sunuyorlar ki bunlar da güvenli olmayan yerlermiş. Bunu da deprem gösterdi bize. Hepsi enkaz altında kaldı. Oysa güvenli sağlam binalarda bu hizmeti sunmalıydılar. Kamu binalarında bu hizmeti sunmalıydılar. Bu kamu hizmeti çünkü. Bunu hemen organize etmesi gerekiyordu. Özellikle tedavi edici sağlık hizmetleri açısından sağlık kurumlarının enkaz altında kalmaması gerekiyordu. İşte Adıyaman'da dediğim gibi bir şans hastane duruyor. Ayrımcılık olduğunu gözledik gerçekten. Kamu otoritesi siyaseten kendisine yakın olan birimlerde hastane ayakta olsa bile sağlık hizmeti sunumunu yapabilecek bir takım çadır sağlık birimleri oluşturmaya çalışmış. Ama örneğin Hatay ilçelerinin bir kısmı İskenderun gibi, Samandağ gibi, Antakya gibi çok dilli, çok kültürlü olanlarda böyle bir hizmet sunumunun olmadığını ama kolluk görevlilerinin mevzul miktarda olduğunu gördük. Yani bir güvenlik sistemi oluşturmaya gayret etmişler uzun namlulu silahlarla, özel harekat çalışanlarıyla ama sağlık hizmeti sunumu konusunda herhangi bir çaba sarf etmemişler. Bu da önemli bence.